Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Metin Tekin ve Güntekin Onay ile karşınızdayız. Süper Lig'de birinci haftanın son maçında Galatasaray seyircisiz karşılaşmada Karabükspor'u ağırladı. Ve 90 artı 3. dakikada attığı golle, Eren Derdiyok'un attığı golle 3 puanı aldı. Maçın son topuydu. Şecu içeriye doğru doldurdu. Eren Derdiyok da güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ve bu golle birlikte maçın hakemi Bülent Yıldırım da bitiş düdüğünü çaldı. Tam anlamıyla son toptu ve son topta Galatasaray golü buldu. Bu maçın değerlendirmesini yapacağız, analizini yapacağız. Galatasaray 3 puanı aldı ama oyun olarak Karabükspor'un çok daha fazla net pozisyon ürettiğini, Galatasaray'ın belki çok daha fazla topa sahip olduğunu ama hücum anlamında ön tarafta ceza alanının içinde pek etkin olmadığını söyleyebiliriz. Evet, yani Galatasaray üretemedi ve pozisyon verdi. Evet. Bu biraz senin deyimine de benziyor. Evet, aynen öyle oldu. Şimdi galibiyet tabii son andaki bir galibiyet ama oyun neydi ona bakmak evet, lazım. Evet. Çok yetersiz bir Galatasaray oyunu vardı, iç saha oyunu vardı. Evet, seyircisiz oynamak ciddi dezavantajlı arenada Galatasaray için onu kabul ediyoruz ama baktığınız zaman eksikliklere, özellikle geçen seneden devam eden ve Galatasaray'ın en büyük zaafı olan takım savunması dediğimiz şeyde Karabükspor'da herhalde çok net 5 pozisyondan bahsedebiliriz değil mi? Bahsedelim. Özellikle ilk yarı çok yoğundu. İlk yarı çok yoğundu. İlk yarı özellikle çok evet, pozisyon verdi. Ama ikinci yarıdaki Serdar Delikdaş'ın bir pozisyonu var ki. Evet. 6 pastan vuramadığı bir pozisyon vardı. Galatasaray kötü oynadı esasında kısa süre. Kısa Galatasaray oynayamadı. Kötü oynadı. Ama son dakika golü Eren Erdoğan'ın hava topu becerisi golüyle oyunu 1-0'a getirdi. Zaten Eren'in o son 10-15 dakikada Galatasaray baskı kurmaya çalıştı. Biraz daha yüksek oynamaya çalıştı. O bölümde Eren'in o özelliği. Genel olarak fizik olarak çok iyi görünmüyor ama o özelliğiyle işte Yasin'e bir pozisyon hazırladı. Başka bir iki kez topu indirdi. Kendi kafa vurmayı denedi. Evet. Hani Galatasaray en etkili gol atabileceği tek yol Eren'in yüksek kafasıydı top, gibi abi, görünüyordu. Nitekim gol de öyle geldi. Evet, aslında maçın son saniyelerinde bir puan bile bugün bu oyun için iyi. Değil mi? Galatasaray açısından diye düşünürken 90 artı 4'te gelen golle 3 puan süper oldu. Çünkü oyun anlamında kazanmak için ne yaparsınız? Baskı yaparsınız. Gol ararsınız. Pozisyon üretirsiniz. Topu dolaştırırsınız. Rakibe yani iyi savunma yapıp pozisyon vermezsiniz. Yani kazanmak için yapılması gereken futbolun temel prensiplerinin hiçbirisini yapamayan bir Galatasaray vardı bugün. İlk yarı daha ilk 15 dakikada 3 tane evet, net pozisyon verdi rakibine. İlk yarı 4, ikinci yarı 2 tane Karabükspor'un gole yaklaştı ki bir tanesi Metin Hoca'nın söylediği pozisyon çok net. Galatasaray gol yemediği için bugün hem şanslıydı hem Karabükspor'ların beceriksizliği vardı hem de Muslera'nın tabii, zaman zaman iyi kurtarışları vardı. Hani 0-0 şu oyunla iyi diye sevinecekken Galatasaray bu yetersiz oyun içerisinde harika bir 3 puanla maçı tamamladı. Tabii ilerleyen dakikalarda konuşuruz, tartışırız. Tabii, bu oyun Galatasaray için yeterli mi? Bu oyun ligde Galatasaray'a hedeflerini getirir mi gibi bazı tartışmaları beraber getiririz. Karabükspor Başkanı'nın bir açıklaması var, hemen canlı canlı izleyelim. Biz artık son saniyelerde bir puan aldık dediğimiz bir anda yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk. Daha ilk maçımız, önümüze bakacağız. Sayın Başkan, transfer sayısı çok konuşuldu. Aldığınız oyuncu sayısı. Yeni bir teknik adam, yeni bir takım. Ancak bu kadar çok sayıda transfer yapmanızın sebebi nedir ve geleceğe dair neler söylüyorsunuz? Olur. Tabii şimdi biz geçen sene PTT Ligi'ne uygun bir takım kurmuştuk. Dolayısıyla o takımın içerisinde bazı arkadaşlarımızla bir yıllık sözleşmemiz vardı. Bir kısmıyla kiralık sözleşmelerimiz vardı. Bir kısmıyla da biz devam etmek istemedik. O bakımdan transfer yapma gereğimiz vardı. Yeni çıkan bir takımız. Lige adaptasyon açısından transferler yaptık. Şu anda takımımız iyi. Ümit verdi. İnşallah bundan sonraki maçlarımız daha iyi olacak. Evet. Bence sağladı bile. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oldu arkadaşlar. Karabükspor Başkanı Feridun Tankut'un açıklamalarını canlı yayında ekrana getirdik. Tabii transfer soruldu. Çünkü Karabükspor'la ilgili şöyle bir durum var. 22 transfer yaptı Karabükspor. Ve bugün ilk 11'de oynayan 9 futbolcusu yeniydi. 18'de yer alan 14 futbolcusu yine yeni transferdi. Yalnız şöyle ilginç bir durum var. Teknik direktörü de yeni. Teknik direktörü de yeni, Igor Tudor. Şöyle ilginç bir durum var. Genelde transferleri daha önce mutlaka Süper Lig'de forma giymiş oyunculardan seçmiş Karabükspor. Bugün 9 yeni oyuncusu olmasına rağmen
Süper Lig deneyimi hiç olmayan sadece bir futbolcu vardı. O da Bordo'dan transfer edilen Poco'ydu. Bu notu da iletelim. Yani aslında bu da Galatasaray'ın rakibi açısından da kime karşı çok bu rahat kazanabileceği bir maçı Karabük kaybetti. Önemli bir veri diye düşünüyorum. Evet. Tabii bir de şunu söylemek lazım burada. Çok büyük transfer sayısından bahsettin evet. Sen. Ve bu takım geçen sene lige çıkan takım. Evet. Değil mi? Şampiyon değildi belki. Adana Spor birinci. Evet. İkincisi olarak Karabük Spor çıktı. Ne kadar lig farkı olduğunu görüyorsunuz. Ha diyebilirsiniz ki yanlıştır. Bu işte. Kadar mı hocam? Onu tartışalım bence. Ya tabii bu çok fazla sayı transfer sayısı. Alanya Spor da aşağı yukarı böyle bir tabloyla çıktı. İşte kadroları ikinci yer işte ikinci lig, birinci lig, PTT ligi karakterinde kuruyorlar kadroları doğal olarak. Hı-hı. Yani ligi hazırlanan bir kadro olmuyor. O ligin karakterini oynuyor. Şampiyon ondan sonra işte 15, 20, 10 transferlerle karşılaşıyoruz. Ha bu doğru mudur? Bakışınız ilk teorik olarak yanlış gözükebilir ama ligin bu kadar büyük bir farkı var. Bunu söylemek lazım. Sence de bu kadar fark var mı? Var. Oyuncu kalitesi anlamında çok büyük fark var. Bence oyun kalitesi anlamındaki fark daha da büyük. Yani bazen PTT birincilik eski adıyla PTT birinci şu an birinci maçı seyrediyoruz. Maalesef hani oyunlar çok yetersiz. Topu alan resmen deyim yerindeyse ileri vuruyor. Yani öyle bir oyun ya var. Bu kadar çok transfer yapılır mı şampiyon veya işte başarılı olmuş takıma dememek lazım o zaman. Evet çünkü genelde çünkü iki türlü şampiyon olabilirsiniz, lige çıkabilirsiniz. Bir gerçekten o ligin karakterine takım kurarsınız ve çıkınca transferler yaparsınız. Bir gelir size. Ya da lige çıkacak bir takımın altyapısını yaparsınız. Mesela Altınordu çıkarsa böyle gelmeye çalışıyor. Evet. Örnek belki. Uzun vadeli bir planlama. Ama genelde takımlar ikinci lig karakterinde, birinci PTT lig karakterinde takımları yapıp daha sonra birinci lige çıkınca yeniliyorlar kadroyu tamam. Hep bunları gördük çünkü. Ki Karabük Spor bir sene önce düşmüştü. Tabii. Hani Alanya Spor mesela. Ama o zaman da o kadrodan büyük kayıplar veriyor. Tarihinde o kadrodan büyük kayıplar veriyor. Onu da söylemek lazım. Evet. Karabük ligden düşüp koruyamıyor. Tabii. Takımı kadrosunu koruyamıyor. O yüzden evet. Böyle farklı transferler özellikle ilk yarıdaki Karabük Spor çok iyiydi. Tabii. Her istediğini, her planını yerine getirdi. Galatasaray'a hiç pozisyon vermedi hemen hemen. İlk 45 dakikada kendisi pozisyonlara girdi. Oyunun büyük bir bölümünü kontrol etti. Ben sana o zaman iyi baskı yaptı. Ortalanda kazandığı ama toplarla. Ama Galatasaray %30 oynadı. Ama o ikinci yarıda değişti. Daha çok ama olsun yani. İlk yarıda da topası daha çok sahip olan Galatasaray'da. Evet. Ama ilk yarıda planı tutan, istediklerini yapan kesinlikle. Bir Karabük Spor vardı. İkinci yarıda işler değişti mi? Galatasaray biraz daha fazla topla oynamaya başladı. Sahayı enlemesine, yanlara doğru daha isabetli ayağa oynamaya başladı. Ama yine ceza sahasına girmekte, gol aksiyonlarını, hücum aksiyonlarını üretmekte bocalayan, zorlanan bir Galatasaray vardı. Ki taktiksel değişiklik de oldu. Oyuncu değişikliği de oldu. Çıkarken daha çok zorlanan bir Karabük Spor vardı savunmadan çıkarken. Yani Galatasaray'a karşı çıkamıyorsanız kimseye çıkamazsınız. Anlaşılmasın ama Galatasaray'ın savunma anlamındaki zaafları geçen seneden kalan aynen devam ediyor. Hem takımın savunması anlamında hem o orta saha yumuşaklığı ve savunma dörtlüsünün birlikte yapamadığı savunma anlayışı ve önde baskı anlamında Galatasaray rakibine çok rahat oynatan bir takım görüntüsünü onu hocam, söylemek lazım. Hocam sadece yani Melo gittiğinden beri işte o orta sahada öyle bir sert karakterli ya, top kazanan bir oyuncu. Sadece açıklanılmaz. Hayır ben biraz daha ileriye götüreceğim. Galatasaray'ın stoperleri de sert değil. Galatasaray'ın stoperleri de rakip forvetleri, hücum oyuncularını yıldıran, onlara basan oyuncular değil. Böyle olunca Galatasaray'da çok büyük bir sertlik zafiyeti ortaya çıkıyor. Bilmiyorum katılım. Yani sertliği yanlış anlaşılmasın ama hayır. Temassız değil evet. Mi? Temassız, hamlesiz. Evet evet. Bir savunmacı. O sertlikten onu kastediyorum. Tabii bir savunmacı evet. Kimliğine evet. Bürünüyor. Yani iki oyuncu belki da mesela. Belki Tolga Cüyerci zaman zaman işte hamleli ve daha evet. Sert oyuncu diyebiliriz. Ama stoperleri de Galatasaray'ın tabii. Hiç hamleli olmayınca, tabii. O sertliği göstermeyince bu kadar pozisyon vermiş doğal. Yani geçen yıl en büyük sorunu Galatasaray'ın ligde 6. 7. bandında dolaşmasındaki en büyük neden top rakipteyken yaşadığı problemlerdi. Hem takım savunmasında hem de bireysel anlamdaki yetersizliğiydi. Evet. Top kazanan oyuncusu yok Galatasaray'ın evet. Diyoruz. Top kazanmak önemli bir meziyet. Top kazanabilmek için güçlü olmanız lazım. Dinamik olmanız lazım ve tempolu olmanız lazım. Bir de pozisyon bilgisi gerekiyor. Evet. Birbirinize yakın olmanız lazım. Galatasaray top kazanacak oyuncu yokluğu geçen yıl damga vurmuştu. Yani bir oyuncu, iki oyuncuyla bütün takımın top kazanma yüzdesini arttıramazsınız. En az evet. İkili mücadele kazanan takım da doğru pozisyon olarak, doğru pozisyon alarak, doğru durarak topu kazanırsınız. Sadece bireysel yeterlilikten de çok. Takım anlamında da savunma kimliği, savunma şekli olarak da doğrular yapmanız lazım. Biraz takım şekli deyince evet, bir konuşalım. 11 ile başlayalım. Tabii burada Semih Kaya'nın, Kavanda'nın ve Podolski'nin sakat olduğunu, o yüzden bu maçta 18'de olmadıklarını belirtelim. Evet. Serdar Aziz de henüz hazır olmadığı için yedekler arasındaydı. Bu notu da vererek 11 üzerinden konuşalım. Özellikle Serdar Aziz'in olmayışı belki dediğin o sertlik anlamında. O sertliği biraz arttırabilir değil mi hocam? Arttırabilir tabii ki. Şimdi dörtlüye baktığınız zaman
Galatasaray'ın ilk dizi şekli buydu. Dörtlü bir savunma. Evet. Buradaki Lines'e özellikle vurgu yapmak lazım. Çünkü 36. dakikada herkes oyundan çıkmaz. Çok normal bir iş değil. Evet. Hakikaten büyük zaaflar yaşamalısınız. Yoksa bugün formsuz diye oyuncu çıkarılmaz ilk kere 36. dakikada. Hatta çok büyük zaaf yaşamalısınız. Yani ilk kering gibi böyle hani davranışları daha barışçıl davranışlar içinde olan çok sert bir yönünü görmediğimiz bir Lines'in böyle göğsüne vurarak uyandırmak istedi yani. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Kendine getirmeye. Evet, kendi gel şeyinde anlamında bir şey yaptı. Evet. Böyle bir dörtlü savunması vardı. Selçuk ve Tolga Ciğerci ile beraber bir orta ikili. Galatasaray'ın alıştığımız esasında düzeni bu. Tabii. Takım şekli olarak söylüyorum. Buruma solda Snyder, Sinan ve Eren'le oynadı. Önde de Eren'le oynadı. Ama hakikaten ilk yarı, özellikle ilk yarı hepimiz de ona vurgu yapıyoruz. Hem 3-4 pozisyon verdi, hiç pozisyon üretemedi. Pozisyon üretemedi, ceza sahasına giremedi bir de. Üretememeyi bırakalım. Tabii yani pozisyon bulmaktan çok pozisyon öncesi bile yoktu. Evet. Oraya gidemedi Galatasaray. Hücum bölgesinde bile fazla yer alamadı. Evet, topa sahip oldu, evet pas yaptı, evet ama oraya hiç gidemedi. O zaman da çok anlamı olmuyor topa sahip olmanızın, pas yapmanızın. Ondan sonra şöyle bir şey denedi. Selçuk Tolga yine merkezde kaldı. Sinan sağda. Sinan'ı Eren'in yanına aldı. Evet. Snyder en sola attı. Buruma'yı bayağı da sağ. Çizgide gibi oynadı Snyder yani. Buruma'yı da sağ attı. 4-4-2. Daha sonra Sinan'la Buruma zaman zaman yer değiştirdi. Buruma da önde aldı. Ve daha sonra Buruma çıkıp Yasin girince de Yasin'i öne attı. Evet. Sinan'ı kenara aldı. Böyle bir oyun düzeni oldu. Ne sağladı? Çok bir şey sağlamış olmamasına rağmen yine yüksek topları daha kolay kullandı. İkili forvetle orada kaldıkları için yüksek topa döndü o zaman. Sabri özellikle değil mi? Yüksek attı. Evet. Çünkü ama onu bile az yapmadı mı Galatasaray? Az yaptı. Yani son bölümde yaptı sadece. Ama genelde yüksek topları hani kaba tabiriyle kırıcılar doldur boşalt derler ki ben onu çok sevmem o tabiri. Daha futbol tabiriyle yüksek topları denemek. Çünkü küçümsenen bir şeydir hep. Yüksek ya doldur boşalta geçti. Hiç pas yapmıyor. Yüksek son dakika golü. Tabii. Yüksek toplu oldu. Aynen öyle. Bu da bir tehlikedir. Bu da bir üretkenliktir. Üretebilme yoludur. Yüksek toplar da üretebiliyordu. Hele ki çift santrafor oynuyorsan Yasin belki değil ama indirdiği toplar olabilir Yasin'in. Elenin. Bir pozisyon öyle oldu. Öyle oldu Yasin. Aynen öyle bir pozisyon yaşadı. O yüzden yüksek topları ikili forvetlik olarak bence faydası bu oldu. Yoksa genelde bu 4-4-2'nin hele Snyder'ı sol kenarda oynatarak bir 4-4-2 oynamak kenarda çok zafiyet yaşatabilir size. Savunma anlamında zafiyet yaşatabilir. Yani Galatasaray benim artık 4-4-2 oynayacağım. İkinci yarı bu oyun geçerli. Snyder'im solda. İşte Sinan veya işte Buruma kenarda oynamak çok çok zor Galatasaray için. Onu söylemek lazım. Galatasaray'la ilgili benim bilmiyorum, aklıma şu soru geliyor. Şimdi Beşiktaş maçında yarım Beşiktaş diyebileceğimiz bir takım karşısında eksikleri vardı o anlamda söylüyorum. Hedefine ulaşan bir Galatasaray vardı. Neticede kupayı aldı. Maçı berabere bitirdi. Penaltılarla kupayı kazandı ve kupayla döndü İstanbul'a değil mi? Doğru. Yetersiz bir Galatasaray vardı. Kabul ediyor muyuz? Ediyorum. Bugün yine her anlamda top ayağındayken, top rakipteyken her türlü tempo olarak, mücadele gücü olarak, pozisyon üretme anlamında, defansif zafiyetleriyle birlikte her anlamda yine yetersiz bir Galatasaray vardı. Fakat bu yetersizlikler içerisinde yine hedefine ulaşmış bir Galatasaray var. Demek ki Galatasaray bazı şeyleri iyi yapıyor ki hem Süper Kupa'yı kazanıyor yetersiz olmasına rağmen hem de Karabükspor'u yeniyor yetersiz. Neyi iyi yapıyor? Golü iyi yaptı. Eren derdi yok. Onun açıklamalarını ekrana getirelim. Yani bence Muslera faktörü de var tabii. Evet tabii. Ben Eren'e pas atmak için öyle bir yol seçtim. İlk maçlar her zaman zor olur. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bazı önemli pozisyonlar buldular. Bugün şans bizden yanaydı. Sezona altın değerinde 3 puanla başladık. Galatasaray olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor diyor Eren Derdiyok. 90+3'te attığı hatta 90+4'te attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Henüz tam kapasiteme ulaşamadım. Takımın oyun sistemine de tam alışmış değilim. Bu konuda arkadaşlarım çok yardımcı oluyor. Onlara teşekkür ederim. Evet. Güzel Eren aslında özetliyor. Çok şanslıydık diyor. Tabii. Şans bizden yanaydı. Yani, çok güzeldi. Gerçekçi bir değerlendirme yapmış. Onu soruyor. Yani Galatasaray neticede bütün bu yetersizliklere, futbol çünkü acımasız bir oyundur. Futbolda bu kadar sahanın içinde düşündüklerinizi, istediklerinizi yapamazsanız, rakibin gerisinde kalırsanız cezalandırılırsınız. Yani her zaman böyle gitmez işler. O anlamda soruyor. İki maç oldu şimdi önümüzde hedef maç. İkisi de resmi maçtı Galatasaray'sı. İkisinde de hedefine ulaşan bir takım var. Demek ki bazı şeyleri de doğru yapıyor olması neyi lazım. Neyi doğru yapıyor? Neyi doğru yapıyor? İşte onu soracağım. Yani bugün sahada Galatasaray'ın bir şeyi doğru yaptığını görmedim. Son şeyi doğru yaptı. Çok iyi Eren çıktı. Müthiş bir uzun yüksek topa harika bir kafa vurdu ve 1-0 yaptı. Golleri de Muslera'nın zaman zaman Karabükspor'ların yetersiz. Zaman zaman Muslera'nın başarılı oluşu bunu yaptı. Yani oyun, bir skoru değerlendirir, bir oyun değerlendirirsiniz. Bakın
Galatasaray tabii ki iki kupa. Bu çok önemli de Süper Kupa'yı aldı, Türkiye Kupası'na. Galatasaray ligde ne yaptı? Yani futbol anlatan, gerçek oyunu anlatan evet. ligde ne yaptı? Yok işte bir şey yok. Ama olmadı. Altıncı oldu. Öyle bakarsanız Galatasaray bir şeyi doğru yapıyor dersek atlarız. Süper Kupa tek maçlarda bunu başarabilirsiniz. Kupanın yolu da daha kolaydır göreceli. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. O tek maçta da iyi oynamadı hani. İyi oynayıp kazansa başka bir şey konuşuyoruz. Ben çok değerli buluyorum kupa kazanmasını. Hakikaten önemli. Hatta 20 kupa falan fazla kazanmış. Bir sezonda. Galatasaray'ın bir hakikaten winnerlığı, kazanırlığı var. Kabul ediyorum. Bu da önemli bir oyun karakteridir. Ama bir oyunu doğru yaptı diye değerlendirirsek açıp lige bakacağız. Oyundan bahsediyorsak. Evet. Skordan Süper Kupa tek maçlarda skorla olabilir. Ama oyun bakıyorsak onun göstergesi lig. Ligde de 6. oldu Galatasaray. 30 puan geride kalarak 6. oldu. Öyle bakmak lazım. Yoksa aldatırsınız kendinizi yani. Bugün Galatasaray tabii ki olumlu bakacaktır Galatasaray yönetimi de. Yeter kupaları kazandık gibi cümleler lige duyuyorum ben Galatasaray. Diyecekler. Bu çok önemli bir galibiyet bu puan ama. Evet. Hakikaten evet. çok önemli bir puan. Oyunu tamamen vermişsiniz. Oyunda hiç galibiyeti hak etmemişsiniz. Ve 3 puanı kazanıyorsunuz. Dikte bunlar önemli işler. Galatasaray bu kadar kötü olmayacak 3-4 hafta sonra. Bazı şeylerin yerine oturacağına inanıyorum ben Galatasaray'da. Ha, oturmasına rağmen yeterli mi lig için? Bütün takımlar için de 3-4 hafta sonra aynı şekilde yerine oturacak. Değerlendirmek lazım. O yüzden yani neyi doğru yapıyor? Ben bugün Galatasaray'ı çok doğru yaptığını görüyorum. Evet kazanıyor, kabul ediyorum. Ama doğru oyunun doğrusunu şey yapmak. Bir şey de acaba ligdedir. Doğru mu yapıyor ki? Evet. Yani, değil mi? Evet. Çıkıyor çok güzel. Sen öyle böyle vurursun ya. Değil mi? Öyle mantık olarak. Senin böyle oturduğun yerden kafa vuruşların vardı. Evet. Şöyle Erender diyor çok güzel iyi vurdu. Güzel oldu. Kafa vurdu ama Erender Diyok'un da sadece bu ceza sahasına atılan yüksek toplarda oyun oraya yığılmışken etkili olabileceğini gördük. Yani ama hazırımız bir oyuncu. Eren hazır değildi ama ya. Kendi de söylüyor. Uzun o fizik kalitelerin biraz daha zamana ihtiyacı olabilir yani hazırlık açısından sezon başında. Savunma arkasında çünkü ortalarına yakın kurdu. Arkaya atılacak bir koşu her an Galatasaray'la oyuncuları karşı karşıya bırakabildi ona gelelim, maçın onu, içerisinde. Onu konuşalım. Bir tane öyle koşu gelmedi mesela Galatasaray. Ama çünkü yok. Eren'in öyle... çok özeli... Ama Buruma koşar, oyuncu, Sinan koşar. Bak, ayağa kalır. İşte onu söylemiştim. Şimdi esasında zaman zaman Karabükspor, ben izlerken evet. de sana söylemiştim. Orta sahada çok rahat pas yapacakken Selçuk'tayken. Siz niyetlendiniz hocam. Yok ama onun için kalkmaya gerek yok. Çok rahat pas atacakken savunma dörtlüsünü çok öne çıkardı. O zaman rakip arkası koşu yapabilecek oyuncular olsa bu zaafattan çok net faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Buruma ayağına ister. Alacak, sallanacak, dribling yapacak. Sinan öyle tip oyuncu. Eren zaten öyle oyuncu. Eğer evet, Eren'i kullanacaksanız. Koşucu bir oyuncu diyemeyiz değil mi? Değil. Savunma arkası koşuyor. Snyder de koşu yapmaz. Zaten evet. o özelliği yok. O zaman bu zaafı değerlendiremezsiniz. Artı rakibin arkasına ilk yarıda olduğu gibi geçemezsiniz. Nasıl geçersiniz rakibin arkasına? Ya koşacaksınız ya topla geçeceksiniz. Ya da çok iyi bir pasla geçeceksiniz ama pas için koşu lazım. Arkasına evet. buluşabilmek için. Koşan olmazsa pas yok. Aynen öyle. Veya pas yerine gitmez. Hep ayağa oynamak ve rakip arkası koşu özellikle oyuncuların olmaması Galatasaray üretme anlamında hakikaten çok kısırlaştırıyor. Peki bu değişmez mi? Yani Sinan'la Buruma'ya teknik direktörü ısrarla siz savunma arkasına koşu yapın derse bu değişmeyecek bir özellik değil. Değildir. Hani bir önce teknik eklemek gibi bir şey değil bu. Değildir değil de arkaya koşu yapmak bir sürü özellikler gerektirir. Zamanlama, rakiple kendi takım oyuncusu kontak, pas ve koşu anlamında. Bunlar yapacaksınız. Yoksa ben bak koştum rakibin arkasında değil. Tabii. Zamanında. Ama sonuçta gelişebilir, geliştirilebilir. Tabii canım geliştirebilir bir şey. Bunlar. Yeter ki sürekli koşu özelliğiniz olsun. Evet. Ama çok fazla mesela kolay bir şeymiş gibi kulağa geliyor. Rakip arkasında koşu yapmak ama çok az oyuncu var tabii. dünyada. Yok, o anlamda koşu söylemedim. Etkili koşu yapabilir. Kolay anlamda söylemedim ama değiştirilebilecek bir şey tabii anlamda söyledim. Tabii ki. Öğrenilebilecek bir şey. Burak sırf bu yüzden doğru santrafor koşularıyla futbolunu Burak Yılmaz'dan bahsediyorum. Evet. Bir çıta yukarı ve iki çıta yukarı çıkarmıştır. 25 yaşında önemli oyuncu olmuştur. Şimdi eleştiriyorlar tabii ki. Burak Yılmaz da oyuncu mu? İşte santrafor mu? Ama değil. Bir futbolcu gelişimini izledik Burak Yılmaz'la. Ve bu koşu özelliklerini geliştirmesiyle ilgilidir. En büyük faktör budur. Önemli bir meziyet. Yani küçümsenecek bir meziyet değil bence de. Savunma arkasında koşu yapmak. Çok önemli. Çizgi halindeki savunmanın arkasında offside'a düşmeden doğru zamanda koşu yapıp topla buluşmak. Topla birleşmek. Bir de evet buluşmak faslı tabii, da var onun. Tabii. Yani çünkü o koştan sonra topla yumuşamak. Ve topla buluşacaksınız, iş yapacaksınız. Kolay bir iş değil o yani. Değildir tabii ki. Evet. Buruma demişken mesela Buruma hazırlık döneminin çok formda oyuncusu. 6 gol attı 5 maçta. Beşiktaş maçında da Galatasaray görece daha defansif oynadığı için, daha çok kendi sahasında beklediği için Galatasaray'ın en böyle etkili olmaya yakın, en pırıltılı oyuncusu Buruma gibi gözüktü. Belki iş yapmadı orada ama hani işte Buruma'nın koşuları, Buruma'nın savunma arkasına yaptığı işlerle Galatasaray pozisyona yaklaştı Beşiktaş maçında. 2-3 tane de yaptı.
Hatırlıyorum Bekir şöyle bir yakalayıp 2-3 kişinin arasından çıkışı var. Ve ama Bruma bu... dedik ki biz de hepimiz o cümleyi kurduk. Evet. Çok geliştirdi bu İspanya'daki macerası bir senelik. Böyle bir gelişim gösterdi. Evet. Ama hangi oyunlarda? Şimdi bu maçta o Tolga Ciğerci'nin çok güzel pasıyla yaptığı şut dışında hiçbir etkinliği yok. Bruma'yı, ben onu iddia ediyorum, bilmiyorum katılan vardır, katılmayan vardır. Bruma'yı, sağ kenarda oynayan Bruma'yı, sol kenarda oynayan Bruma'yı, kenarda oynayan Bruma'yı, siz ta orta sahanın gerisinde topla, savunmada top kazanmasını olumlu görüyorsanız, bu oyuncudan çok koştuğunu söylersiniz. Ben oyun yanlış diyorum. Bruma'yı sağ kenar oyuncusunu, defansın neredeyse önünde top kazanması, ki Beşiktaş maçında iki tane penaltı pozisyonu Bruma konuşulmuş. Biri penaltıydı, pozisyonu. Yani biri değildi ama evet. Verilmedi belki. Hep Bruma vardır. Bu çok doğru değildir. Oyunda bir yanlışı ifade eder bu. Bu kadar kenar oyun, ön kenar oyuncusunu arkaya koşturursanız önde de verim almanız çok zorlaşır. Oyunu orada oynayacaksınız. Ne diyoruz? Mesafeler diyoruz hep. Bu da mesafelerin çok açılmasıdır. Yani bu ben doğru oyunun veya bir iyi niyetli geriye gelip koşmanın anlamını olarak düşünmüyorum. Yanlış oyun olarak değerlendiriyorum. Bu artı değil aslında. Diyorsun. Oyun yanlışı. Evet. Oyuncu olarak artı olabilir. Hani iyi niyetle geldi koşu aldı ama o bir oyundaki yanlışı gösterir bu. Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor. Aslında tabii onu özellikle futbolculuğundan daha çok tanıyoruz. Yıllarca Juventus'ta forma giymiş önemli bir oyuncuydu, Hırvat futbolcu. Takımımdan çok memnunum. 3-4 net pozisyonumuz var. Burada biraz mütevazı davranmış bence. Sahadan en az 1 puanla ayrılabilirdik diyor Igor Tudor. Hakemin 3 dakikadan sonra oyunu neden uzattığını sordum. Sakatlık ya da bir duraklama olmamıştı. Bu yüzden biraz agresif ve sinirliydim. Biz o bölümü görmedik. Demek ki baştan sonra şiddetli bir itirazı oldu. Gol 3-18'de oldu, onu söylüyor. Evet, onu tartışalım. 93-18'de oldu gol. Onu söylüyor. Bitirdi. Şimdi bitir, hakem de herhalde top orta sahaya gelse bitireyim diye bekledi. Ya hala da Galatasaray ataktaydı. Bütün takım orada. Artık böyle uzatabiliyorlar. Değil mi? Uzatabiliyorlar. Yani bu kadar... Ha tabii dersiniz 3 dakika uzattı, evet sakatlık yok, şey yok, niye 3-18'de? Ya hakemin böyle bir yetkisi var ya, böyle bir inisiyatifi var ve zaman zaman da kullanıyorlar. Ben bir hata çok, olarak değerlendirebilir miyiz? Çok önemli bir şey olarak düşünmüyorum. Yani 15 saniyenin bence de lafı olmaması lazım. Bitirebilirdi. Hakemin inisiyatifi elini düdüğünü götürüp çalsa maç bitmişti. Ama hani şu atak bitsin öyle bitireyim dedi. Muhtemelen. Yani evet, hakem de nerede bilmiyor ki gol olacağını hakem de. Öyle bir yani acayip bir baskı da yok. Şimdi senin sorunun hata cevabı esasında o. 3. dakikada bitirse... Bir şey var Galatasaray'da, kazanıyor demeyeceğiz. O yüzden oyun olarak değerlendirelim gerçekten. Yani öteki türlü çok kandırılır. Bakın kupaları almaktan, final maçları oynamaktan bahsetmiyorum. Finale gidebilmekten bahsediyorum. O önemlidir. Evet. O oyunlar sizi finale götürür. Bruma'yla ilgili evet senin fikrini merak ettim. Hala bugün dikkatle izledik. Fundamental olarak çok önemli eksikleri olduğunu net bir şekilde bir kere daha gördük. Yani ilk Real Sociedad'a gitmeden önceki Bruma... Daha çok fazla farkı yoktu. Yine aksiyon bölgelerinde fazla topla buluşamadı. Buluştuğu zaman top kayıpları yaptı. Metin Hoca'nın söylediği gibi geriye geldiği zaman enerjisini gereksiz yere tüketti. Yani Bruma'dan ne bekliyoruz? Rakip ceza sahası civarında topu alsın, birebir de eksiltsin veya etkili işler yapsın, sokulsun içeriye, şut atsın. Arkadaşlarını pozisyona soksun veya gollük pozisyonların, aksiyonların içinde olsun. Bunların hiçbirisi de yapamadığı zaman böyle bir ofansif oyuncunun, böyle bir hücum oyuncusunun yeterli olduğunu veya tatmin edici olduğunu söylemek mümkün değil. Yani biz mesela iş yapmadan birazcık top sürüyor diye hemen heyecanlanıyoruz. Bazen ülke olarak, genel yaklaşım olarak. Oyuncu gol atmamış, asist yapmamış, biraz arkadaşlarını pozisyona sokmamış, birazcık top sürmüş. Bayılıyoruz böyle şeylere. Yeterli görmüyorum ben bunu. Yalnız peki, evet Bruma bu maç yani dediğim gibi bir şut dışında hiçbir etkinlik sağlayamadı ama... Bekle birebir kaldığı bir an bile olmadı Bruma'nın. Bu Bruma'nın kendisinden mi takımın oyunundan mı? Biraz hem da öyle bakamaz mıyız? İkisi birlikte bence. Ya ikisi de birlikte olabilir ama bunu biraz açalım. Değil mi hocam, hiç hatırlıyor musunuz? Bruma birebir kaldı, çalımı denedi ama atamadı. Yani birkaç tane, iki tane. Çok az ama. Ama merkezde girdi, çok kalabalıkların içine girdi. 2-3 kişinin arasında girdiği pozisyonlar vardı. Tabii ki onu önlem olarak almışlardır Bruma'yı daha fazla şey ama Galatasaray bu birebirleri yaratamadı. Çabuk oyunu birebirleri yaratan. Şimdi Galatasaray o kadar yavaş oynuyor çok ki. Çok yavaş oynuyor. Pası yapıyorsunuz tamam, %70 sizde top tamam, pas sayınız şu kadar sayı tamam ama etkili olmak diye bir kavram var. Etkili pas, etkili kullanım, bunlar olmazsa pozisyon üretemiyorsunuz. Siz iki pasta döneceğiniz sol kenara Bruma'yı birebir bırakacağınız pozisyonda 6 pas 7 pasta yapıyorsanız kademesi alınmış, gardı alınmış bir pozisyonla karşılaşıyor Bruma'da. Tabii ki iki kişiye karşı. Tabii, hem Bruma'yı da birebirleri yaratacaksınız. Evet.
Yani bence yapacaksınız. O da çok büyük eksiklikti. Ya yani Bruma'nın kendi performansı dışında Galatasaray takım olarak da oyunun yönünü yavaş değiştiren bir Galatasaray var. Ki Riekerink maçtan önceki basın toplantısında Galatasaray'da böyle bir uygulama da başladı. Aslında hani Avrupa'da çok bildiğimiz, sık rastladığımız şey, maçlardan önce artık teknik heyet yanında bir futbolcuyla bir basın toplantısı düzenleyecek. Bilgilendirme, maçtan önceki durumu da anlatacak. Bu güzel bir uygulama. Umarım devam eder sezonun sonuna kadar. Çünkü böyle uygulamaların başlayıp sonra sonuçların kötü olmasıyla devam etmediğini aynen çok gördük. Oyunun yönünü çabuk değiştirmemiz lazım diyor Riekerink de mesela. Hani oyundan beklentisi, işte beklentilerinden biri yapacak bu. Oyuncu kim var? Bir tek Selçuk var bence oyun yönünü çabuk değiştirir. Kendisi belki çabuk bir oyuncu değil ama çabuk düşünen ve çabuk oynayan bir oyuncu. Onun dışında Snyder'le Selçuk bunu yapabilir. Etkili alanlarda oyunun yönünü değiştireceksiniz. Yoksa gidip sağ bekten atıyoruz, şu stoperden buraya atıyoruz. Yani bütün takım topun arkasındayken oyunun yönünü değiştirmenin çok önemli bir katkı sağlamaz size. Rakip topun arkasındaysa. Ne zamandır? O çizgi halinde yakalayacağınız yön değiştirmeler rakibi etkili kılacaktır. Yoksa öteki türlü... Hani savunmadaki yön değiştirmeden bahsetmiyorum. Etkili pozisyondaki yön değiştirmeler bir artı yaratır. Rinker'in dediği de odur büyük ihtimal. Ondan bahsediyorum. Evet. Peki dediği gibi mesela Gültekin Oya'nın, Galatasaray'ın şu anda kadrosuna baktığımızda biraz Snyder ama o da daha fazla ön tarafta topla buluştuğu için o rolü pek... Oyun kurucu gibi oynayan işte playmaker Selçuk. Selçuk onu yapabilecek. Tek bir oyuncuyla bu sağlanabilir mi? Yeter mi? Sağlamaya çalışıyorlar. Kolay değil tabii ki. Selçuk da çok geriye gelip alıyor topu. En geride Selçuk oynuyor. Evet öyle de. Yani orta sahanın en gerisindeki oyuncu Selçuk. Öyle de bir problem yok mu Galatasaray'ın? Şimdi Tolga ile Selçuk var ama en gerideki oyuncu orta sahada Selçuk. Çözebilmiş olduğunu düşünmüyorum. Orta ikilden bahsediyordu. Hatta Süper Kupa'dan sonra Galatasaray. Mesela Melo yapıyordu onu. Ha, Galatasaray. Yani Melo da özel olarak değerlendirme. Melo yapıyordu. Evet. Alıyordu. Tak oyunun yönünü 30 metre bir pasta evet kanada doğru değiştirebiliyordu ve çabuk değişti. İsabetli de oynuyordu. Evet. Ve bunu birlikte yapıyorlardı. Selçuk Melo birlikteliği yapıyordu evet bunu. O zaman daha etkili oluyor. Hani Tolga Ciğerci performansı hakkında belki daha iyi oyunlar olacaktır Tolga'nın tabii ama mesela Süper Kupa'dan sonra gördünüz mü Tolga'yı cümlesini, ben yani çok yerine oturduğunu söyleyemem. Hani Tolga'nın bir fark yarattığını söyleyebilir miyiz bugün Galatasaray'a? Veya bir kalite kattığını, değer kattığını. Veya etkili oynadığını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Ben yok. Yani hani çok koşan bir oyuncu. Çok top koşan, kazanma tabii meziyetleri var gibi görünüyor ama topla ilişkisinde çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yani top kayıpları çok yaptı. Buruma'ya çok güzel bir pas attı Galatasaray'ın evet ilk yarıdaki orada tek pozisyonunda. Orada Bekir'in de çok büyük hatası var ama savunmacının da kara bir savunması. Ama onun dışında işte şutlar denedi veya onun dışında da böyle bir derin pası. Top kayıplarıyla oynadı. Evet. Kendi gördüğü sarı kart top kaybıyla zaten yaptı yapmıştır. Yani şu yani anda Galatasaray ben problemi çözdü diyemeyiz değil mi Tolga'yla? Ben şu maçı ölçü, süper maçı ölçü. İki maç, 180 dakika, hatta 30 dakikası orta sahadaki işi çözmüş demiyorum. Bir katkı sağlamış, artıya gittiğini ben görmedim açıkçası. Ya zaten basit oynayan bir futbolcu. Yani risk alarak, sorumluluk alarak işler yapmıyor. Basit oynuyor, alıyor. Sabri çıkmış hücuma, desteğe çıkmış. Ona basit oynuyor, veriyor. 10-15 metrelik ayağa paslar yapan bir oyuncu. Orada bile, onlarda bile çok pas hatası yaptı. Evet, yaptı. Bruma ne demiş? Kolay bir maç değildi. Taraftarsız olmak bizi etkiledi. Onların desteği bizim için çok önemli. Kritik bir galibiyet aldık. Artık oyun olarak üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor demiş Galatasaraylı Bruma. Kendimi nasıl geliştirebileceğime odaklanmış durumdayım. Taraftara verdiği destek için teşekkür ederim. Tabii hazırlık maçlarından sonra büyük bir beklenti oluştu Bruma ile ilgili. Tabii. Yani Mayıs ayında hiçbir beklenti yoktu Bruma ile ilgili Galatasaray cephesinden. Ama hazırlık maçlarından sonra Temmuz sonunda tablo bambaşka oldu. Ama hazırlık maçı, antrenman maçı ile bence resmi maç arasında çok büyük fark var. Hazırlık maçlarında yıldızlaşırsın, antrenmanları da Maradona olursun. Resmi maçlarda işin rengi değişir bence. Bilmiyorum. Levent Nazifoğlu bir açıklama yapıyor. Hemen ekrana getirelim. Maalesef çok kötü oynadık bugün. Yani 113 kilometre koşan Beşiktaş maçındaki takımdan eser yoktu. Bunun mutlaka bir nedeni vardır. Yani bunu araştırıp bulmaya çalışacağız. Karabük'e yazık oldu diyorum. Evet. Şimdi, Beşiktaş maçında Muslera gerçekten maç adamı seçildi. Tabii o bir derbiydi, normal belki ama böylesi bir karşılaşmada Galatasaray kalecisinin sahanın en iyisi olması ve maç adamı olarak görülmesi bundan sonra seçim sizi endişelendirdi mi? Daha ligin başı çıktı. Yani Karabük Spor ligin yeni takımı. Ya şimdi böyle oynayacaksak endişelendirecek tabii ki. Yani ben bugünkü oyunumuzu bir daha tekrarlamayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi yani biz Beşiktaş maçında 113 kilometre koşmuşuz. Yani o 5 günde 6 günde ne oldu bu takıma da birdenbire bu kadar güçsüz bir duruma düştü. Yani onu hem fizik
koçlarımızla hem de bizim hocalarımızla oturup tartışacağız ve çaresini bulacağız. Efendim şunu sormak istiyorum. Ligin açılış maçıydı sizin için ama tribünde taraftarınız yoktu. Konya'daki bir meşale atılması nedeniyle. Sinan Engin yorumcumuz şu anda bunu çok büyük bir şekilde eleştirdi. Bunun farklı bir şekilde bir ceza verilmesini öneriyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani atılan iki meşaleden, üç meşaleden dolayı bir kulüp cezalandırmalı mı sizce? Bunları hak ediyor mu? Hak ediyor mu bir kulüp? Şimdi o konuya şöyle değinmek istiyorum. Süper Kupa maçlarından sonra genelde takımların sahaları kapanıyor. Yani bu Süper Kupa bir enteresan bir kupa haline geldi. Ya takımlar çok büyük cezalar görüyor, maddi olarak cezalar görüyor ya da sahaları kapanıyor. Yani bu değişik şehirlerde olan uygulamalarda sonuçta orası bizim dışımızda olan statlar, bizim emniyet tedbirleri olarak hiçbir şey yapamayacağımız statlar. Yani orada bir çare bulmak lazım ama burada tabii ki yani taraftarlarımız da atmayacak. Sonuçta yıllardan beri oradaki atılan meşalelerden dolayı sahalarımız kapanıyor. Yani bunu biliyoruz artık. Yani bunun bir mazereti yok. Şimdi taraftarımız gördü yani onlarsız çok zor oluyor her şey. Yani bizi onlarsız bırakmamaları lazım. Söyleyeceğim bu. Yani, tabii ki bu birçok şey söylemiyor ama her yıl bu aynı şeyler söyleniyor Süper Kupa maçlarından sonra. İşte orada yok Pasolik vardı, yok bizim bir şeyimiz yoktu. Federasyon cezayı veriyor yani. Bunun artık konuşulacak bir tarafı yok. Diğer transferinde bu akşam bir cevap bekliyordunuz sanıyorum. Gelen bir yanıt var mı? Bir de bugün Selçuk'un performansı çok eleştirildi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Selçuk'un performansını eleştirilmesinden çok bütün takım kötü oynadı. Yani bunu sadece Selçuk'un üstüne yıkmamak lazım. Selçuk Beşiktaş maçının en fazla koşan oyuncusu. 12,5 kilometre koşmuş. Yani şimdi bu ilk maçtı. Karşıdaki rakip de iyi hazırlanmış. Bizden daha hazır bir takımdı. Yani dediğim gibi bir problem var. Bunu bizim bir şekilde bulup çıkartmamız lazım. Ve halletmemiz lazım. Diyarra konusundaki gelişme var mı sence burada? Diyarra konusundaki gelişme yani yarın sabah Rus tarafıyla Diyarra'nın tarafı görüşme yapacaklar. Oradan çıkacak sonuca göre yarın belli olacak. 10 milyon euroyu çözmesi halinde bunun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Yok, hayır. Hayır. Oyuncu çok gelmek istiyor Türkiye'ye. Sayın Futbolcu'nun ilk soracağım. Birincisi transferde bir transferden bir oyuncu olarak tabii teknik bir tercih, teknik bir tercih eder ama mesela Serdar Aziz'in bu akşam neden oynamadığını merak ettiğiniz mi? Yok, hiç merak etmedim. Son derece normal oynamaması. Çünkü Serdar'ın bir sakatlığından dolayı takıma geç katılması vardı. O arada da Hakan'la Şecun mükemmel oynadılar Beşiktaş maçında ve bugün yine Şecun ve Hakan'ın oynaması çok normaldi. Bence de yani olması gereken buydu. Ve Sabri'ye bir parantez açmak istiyorum. Yani sağ tarafa yani Sabri'nin ruhu yine sağ taraftaydı. Yani bilmiyorum ya, enteresan. Sayın Nazifoğlu, forvet konusunda taraftarlar merak ediyor. Şimdi Eren var, Podolski sakat, Sinan orada denendi, Yasin Hoca orada denedi. Kadroda sizce forvet konusunda yeteri kadar isim var mı? Kadro derinliği forvet de yeterli mi sizce? Ve transferin son günlerinde olası bir forvet takviyesi olacak mı? Yani şimdi bugün forvetin yeterli olmadığı ortaya çıktı. Yani bilmiyorum. Bakacağız, bütçemize bakacağız. Başkanımızla ve yönetim kuruluyla bir konuşacağız. Yani bir şeyler yapma yoluna gideceğiz. Teşekkür ederiz. Efendim, belki yine takım oyunu diyeceksiniz ama Lines konusunda bir şey söylemek ister misiniz? İlk yarı bitmeden hocanın oyundan alması. Yani şimdi Lines kötü bir performans gösteriyordu. Yani öyle illaki bir ilk devre bitsin de sonra değiştirim diye bir şey yok. Yani 10. dakikada da değiştirebilir. Orada hocanın tercihi işte yarım saat civarında. 35. dakikada değiştirmek oldu.
Yani hocanın buradaki kararına saygı duymak lazım. Şunu da sormak istiyorum. Atılan gol 3 dakika uzatılmıştı. O konuda da eleştiriler var. Artı 3'te topun orta sahada olduğu belirtiliyor. Ve onun üzerinde bir 20 saniye geldiğinde gol atılmıştı. Arkadaşlar. Buna dikkat ettiniz mi? Şimdi ettim. 18. saniyedeymiş. Öyle söylediler. Yani şimdi burada 18'in hesabını yapmamak lazım. Bu 18'de yani Karabük de gol yapabilirdi. Yani bütün Karabük takımı bir yerden kalkmadı ve devamlı vakit geçirdi. Yani 3 dakika mıdır bunun uzatması? Ben de öyle bir şey söylerim o zaman. Yani burada 18 saniyenin biz söylüyorum, açık açık söylüyorum. Yani bugün Karabük bizden daha iyi oynadı. Şanslı bir golle, şans golüyle maçı kazandık. Bence bunun yeterli olması lazım. Yani artık orada 93 dakikada 18 saniyenin hesabını yapmamak lazım. Nihat Bey, bir hafta geride kaldı. Öngörü bir yönetici olarak öngörünüz, rakiplerinizi izlediniz. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe mağlup oldu, Beşiktaş farklı kazandı. Nasıl bir yarış bekliyorsunuz? Galatasaray'ın geçen sene yaşadığı taraftar orası hayal kırıklığından sonra çok büyük büyük projelerinizde, doluluk projelerinizde. Öngörünüz nedir bu sezonla ilgili bir hafta sonra itibariyle? Şimdi tabii ki Galatasaray her zaman başarılı olması gereken bir takım yani. Bunu hiç konuşmamıza bile gerek yok. Yani dün mesela Fenerbahçe de yenildi. Fenerbahçe çok bence o eleştirildiği kadar da kötü bir futbol oynamadı. Yani bu ilk maçlarda bu tür kazalar oluyor. Yani ilk defa böyle bir Galatasaray'ın başına gelmişti. Biz çok şükür ki onu çok kötü oynadığımız bir maçı kayıpsız atlattık. Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda 4. 5. haftadan sonra takımlar çok daha iyi performans sergileyecekler. Yani bu bizim takım için de geçerli olacak ve çok güçlü ve çetin bir lig bekliyor bizleri. Ben yine dediğim gibi yani bu bütçe olayı. Tabii ki bütçe Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bütçesi çok fazla olduğu için onların arasında geçiyor. Yine tahminim bu üç takımın arasında geçecek. Tabii bütçe deyince Galatasaray daha önce yaşadığı şampiyonluklar sıkıntı bütçeli zamanlarda geldi şampiyon oldu. Ama tabii sıkıntı Galatasaray'da olumlu yansıyabiliyor bazen sonuçta. Şimdi şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da hiçbir zaman bütçe sıkıntısı olmadı. Galatasaray her zaman geçen sene hariç en fazla parayı harcanan takımlardan birisidir. Onun için yani ben bir bütçe sıkıntısı olduğuna katılmıyorum. Yani öyle bir şey oldu ki Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e bile isyan ettirdiniz. Dedik yönetime Galatasaray Celaloğlu'na transfer yapıyorsunuz, yapamıyorsunuz diyerek. Arkadaşlar şimdi ben daha evvela da söyledim. Yani hiçbir bugünkü oyuna hiçbir bahane bulmuyorum. Ama ne söyledim? Bu bir önümüzdeki 5 yılın takımını yapıyoruz. Yani takım geldi bir yere kadar, çok başarılı oldu. Ve oradan sonra inişe geçti. Artık takımda bazı değişiklikler yapmak lazım. Şimdi bu değişikliklerin ilk yılları her zaman sancılı olur. Yani o sancıyı tabii ki biz de yaşayacağız. Ama ne kadar çabuk atlatabilirsek o kadar bizim lehimize puanlar hanemize yazılacak. Ve ben inanıyorum ki bu sene yine biz şampiyon olacağız. Yani bizim zaten yani başka şansımız yok. Tamam arkadaşlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları, öz eleştiri de yaptı. Hatta maçı şöyle özetledi. Karabük'e yazık oldu dedi. Galatasaray'ın oynadığı futbolu, kendi takımında oynadığı futbolu eleştirdi. Tabii orada ilginç bir noktada koşu mesafeleriyle ilgili. Beşiktaş maçında 113 kilometre koşan takım... O 90 dakika mı, 120 dakika mı acaba? Onu merak ediyorum. Herhalde 90 üzerinden konuşmuştur. Ben çok tehlikeli demeçler. Ben onu söyleyeyim Sayın Nazifoğlu'na. Eğer böyle giderse 3-4 hafta içinde böyle bir teknik direktör konuşuyor zannettim ben. Mesela yönetici değil. Şimdi 113 kilometre koştuk iyiyiz. 111 kilometre koştuk kötüyüz. Kadar basit bir oyun değil futbol. Keşke o kadar basit olsa. O zaman sayıları bilen ilkokul çocuğu da işte 113 koştuk kötü, 110 koştuk kötü yüzler çok netleşir. Futbol daha zor bir oyun. En çok koşan şampiyon olmuş. Ben sayın yöneticiye söyleyeyim, futbol daha zor bir oyundur. O kadar kolay basit değil. İki, 113 kilometre koştuk Galatasaray maçta sadece Galatasaray maçı kazandı. Oyunda yeterli değildi. Onu da söylemek isterim kendisine. İki, İşte Selçuk'un iyi oyunda 112.5 gol. Ya bunlar inanın yani lütfen bunlar Erender diyor, tehlikeli konuşuyor. İşler, tehlikeli şeyler. İzleyelim. Daha zor olur. Biz de biraz kendimizi zorladık bugün. Oynadığımız futbol bugün aslında Galatasaray'ı temsil etmiyor. Bunu biz de biliyoruz. Ama dediğim gibi bazı maçları böyle mücadele ederek, inanarak, şans da tabii bizden yanaydı. Benim bu son dakikada golü atmam da tabii özel olarak benim için çok önemliydi. Biraz seyircinin olmaması seni nasıl etkiledi?
etkiledi? İlk maçında seyircisiz oynadın. Babaya girmekte zorlandı mı takım sence? Tabii dediğim gibi yani ilk lig maçı, bir de içeride oynuyoruz. Seyirciler burada değildi. Tabii kupa maçında verdikleri destek bizi zaten coşturdu orada. Ve bugün de seyircisiz oynadık. Tabii kolay değildi bizim için. İhtiyacımız vardı. Bugün kazandığımız maçı, bir de attığımız golü onlara armağan ediyoruz. Evet, Televizyon Stüdyosu'nun tişörtündeki karakteri merak ettiler. Özel bir soru. Tişörtündeki karakteri merak ettiler. Karakteri? James Dean. Doğru tabi. Doğru tabi. İnsan o zaman iyi. James Dean şey. Öyle, hoşuma gittiği için. Onların dikkatini çekmişler. Onlar sadece heyecanlı yayında mı? Tamam. Peki hücumda biraz daha etkili olmak için sence sadece zaman mı gerekiyor, yoksa forvet transferi de konuşuluyor forvet bölgesinde. Sence eksik olan hücumdaki eksiklik neydi sence? Ya tabii o konuya ben şimdi girmek istemiyorum, transfer konusuna. Ben kendime bakıyorum. Tabii dediğim gibi yani bugün biz takımı temsil edemedik. İstediğimizi yapamadık. Bunları düzelteceğiz. Bundan eminim. Çünkü takımın kapasitesi çok daha yüksek. Ve bugün tabii belli oldu. Yani istediğimizi yapamadığımız için demek ki daha çalışmamız gerekiyor. Ben de kendimden daha çok çalışmam gerekiyor. Çünkü ben de daha henüz kapasitemde değilim. Tabii gol attım ama mücadele olsun, daha çok koşular olsun, daha çok top tutmalar olsun, pas oynama oyunları olsun. Bunların hepsini geliştirmem lazım. Tabii belli bir süreç gerekiyor takım oturması için, adapte olmak için. Ama az zaman daha kaldı. Ondan sonra inşallah istediğimiz futbolu sergileyip daha iyi maçlar çıkaracağız. Yani şunu sormak istiyorum. Tabii golcülerin de hedefleri oldu. İşte gol krallığıdır. Galatasaray camiaya geldi. Beklentiler yüksek. Hedefin ne? Yani kafanda şu kadar gol atabilirim, İşte gol krallığında iddialı olurum. Hedefin ne Galatasaray forması? Ya benim için gol krallığından önce takımın başarılı olması. Takım şampiyonluğa oynarsa, şampiyon olursa benim için daha anlamlı. O zaman ben gol krallığı da olmak istemiyorum. Ama yanı sıra hem şampiyonluğa oynadığında şampiyon oldun mu, bir de yanı sıra gol krallığı oldun mu? Yani bu tabii hayal ettiğim bir şeydir. Bu hayal, ümit ediyorum, ümitle yaşıyorum. Öncelikle takıma bakıyorum. Takım başarısı, bugün takım olarak kazandık. Gelecek haftalarda da takım olarak toparlamamızı bekliyorum. Bir rakam var mı kafanda mesela? Yok, kafama rakam koymuyorum. Maçtan maça elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ben gol atarsam mutluyum, başkası da atarsa takım olarak kazanırsak aynı şekilde mutluyum. Yani kendime bir rakam koymadım. Evet, ilk maçında senin golünde galibiyet geldi. Gol de uzatma dakikalarında geldi. Neler yaşadın? Daha sonra soyunma odasında teknik direktörün, arkadaşlarının ne gibi tepkileri oldu? Neler yaşadın? Onu öğrenebilir miyiz? Bizim görmediklerimiz neler yaşandı? Ya, tabii herkes tebrik etti. Herkes çok mutluydu. Çünkü dediğim gibi zor bir maçtı. Rakip takımı da tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Zorladılar bizi. Dediğim gibi yani şans bizden yanaydı. İnandık, mücadele ettik biz de. Son dakikada bu golle galibiyet geldi. Tabii ben şahsen çok mutluyum. Bunun hayalini bile kurmazdım ben şimdilik. Yani önceden deseylerdi hemen imzalardım. Ama dediğim gibi bu biz değiliz yani. Biz çok daha iyi futbol oynayan bir takım olmamız lazım. Aslında daha iyi takımız. O yüzden daha çalışmamız lazım. Şunu da sormak istiyorum sana. Gökhan Yeniler çok yakın arkadaşın olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye gelebilir mi sence? Konuşuyor musun? Ya Gökhan... Görüşmelerin oluyor mu? Gökhan'la görüşüyoruz. Ezeli rakibinizle ilgili çok adı geçiyor, onun için soruyorum. Ya Gökhan'la görüşüyoruz ama o kadar profesyonel ki bana da hiçbir şey söyleyemiyor gerçekten. Senden de saklıyor mu? Benden de saklıyor yani. Ben de ağzını arıyorum, soruyorum hani ne yapıyorsun, gelmek istiyor musun, Türkiye'yi düşünüyor musun? Yani yok ya, 6-7 tane kulüp var, ilgileniyor. Bakacağız, değerlendireceğiz. Hangisi uygunsa onu oralara gideceğim. Yani golü kime armağan ettin? Onu da söyleyeyim. Golü kime armağan ettin? Seyircilere. Başarılar. Evet, Eren Derdiyok'un açıklamaları da böyle. Daha önce de bir bölümünü ekrana getirmiştik. Henüz hazır değilim demişti. Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları ile ilgili Metin Hocam, bazı değerlendirmelerde bulunuyordunuz. Bitti mi? Söyledim yani. Ama Beşiktaş maçında daha çok koştu takım. Bu maçta niye az koştu dedi. Beşiktaş maçında çünkü topa sahip olmayan takım daha fazla koşar. Topun peşinden koştuğu için mantık olarak. Bir de şey, futbol daha zor bir oyun. Daha komplike bir oyun. Yani öyle az koştun kötüyüz, çok koştun iyiyiz gibi bir oyun değil. Ama hani evet, koşu mesafelerine veya kat edilen mesafelere bakmaksızın takımın mücadele etmediğini bir de şunu söyleyebiliriz kendi herhalde, söyledi. Değil mi? Tabii olabilir. Kendi söylediği bir şey de söyle. Bir de %70 topa sahip olur. Onu da söyleyeyim. Evet. Hani istatistiklerle ilgileniyorsa Levent Bey. Bir de hani hoca ister 10. dakika çıkarır, ister 90. Öyle bir şey yok. Şeyi, Snyder'ı 70. dakikada zor çıkarırsın. Öyle, yani öyle değil.
O kadar, o da o kadar basit değil. Evet. Yani inanın keşke olsa ama ben de çok isterim ama değil, o kadar basit değil. Transferle ilgili açıklamalarını da konuşacağız ama bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. +90 devam ediyor. Galatasaray'ın tam da 90+'da attığı golle Karabükspor'u 1-0 yendiği maçı konuşuyoruz. Eren Derdiyok'un golüyle. Levent Nazifoğlu'nun transferlerle ilgili de açıklamaları vardı. Önemli. Bir tanesi Diarra ile ilgili. Galatasaray günlerdir Lassana Diarra'yı bekliyor. Bu transferi bitirmek için uğraşıyor. Lassana Diarra'nın ilginç bir sorunu var. Son Marsilya'dan önceki Rus kulübüyle orada bir transferde bir usulsüzlük yapıldığı için 10 milyon euroluk bir cezası var ve 15 aylık bir cezayı da çekti. 15 ay futbol oynayamadı. Daha sonra Marsilya'ya geldi ve geçen sezon iyi bir performans gösterdi. Bu sezonu da ilk iki lig maçında 180 dakika oynayarak başladı. Hatta ben Lassana Diarra'nın Marsilya'nın son Genga'ma yenildiği maçın ikinci yarısını seyretme fırsatı buldum. İyiydi değil mi? Fena değildi ama şu dikkatimi çekti. Orada Abu Diaby savunmanın önündeki kesici rolünü üstlenmişti. Eski Arsenal'dı. Evet, Arsenal'dı. O da çok iyi futbolcuydu ama çok sakatlık geçirdi. Yani hala üst düzey bir futbolcu olabilirdi Abu Diaby. Evet. Ama onun kadar sakatlık geçiren futbolcu olmuştur herhalde Diaby, futbol tarihinde. Evet, tabii. Rick Herring'e geçeceğiz. Lassana Diarra. Rıdvan Hoca'dan fazla mı? Efendim? Rıdvan Hoca'dan fazla mı? Rıdvan Hoca'dan... Yarışır diyorsun. Yarışır. Ama orada kesici olan yani savunmanın ilk önde oynayan Diarra, Abu Diaby'di. Diarra daha Melo Selçuk ikilisi gibi. İkilisi gibi biraz düşünsek, daha pas dağıtan oyuncu. Diaby Melo gibiydi. Diarra Selçuk gibiydi. Ama sonra 2-0'dan sonra bir forvet girdi oyuna. Diaby oyundan çıktı. Bu sefer Lassana Diarra tam işte Melo gibi tabir edebileceğimiz tam savunmanın önünde oynadı. Tabii o eski temposunda değil ama yine topu kazanıyor ve kazandıktan sonra da çok olumlu bir şekilde oyuna sokuyor. Yani Diarra gelirse Galatasaray'ın çok güç katar. Orta sahası hakikaten bayağı değişir. Evet, çok güç katar. Ama yeter mi? Ondan emin değilim. Yani çok eksik olan bir pozisyonu Galatasaray'ın bu. Çok eksik olan bir pozisyonu. Yani Rinkin galiba. Tempo olarak, ritim olarak, oyun kurumu olarak, top kazanma olarak çok eksik olan bir pozisyonu ve çok üst düzey, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu gelecek. Düşünüldüğünden, hayal edildiğinden bile daha fazla güç katar. Evet, bana da öyle geliyor. Bayağı şeyi değiştirebilir. Rick Herring, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarında da iyi oynadık. Bu maçın öncesine kadar takımın gösterdiği performanstan memnundum. Bugünse istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık diyor Galatasaray Teknik Direktörü. Takımımı ilk defa böyle gördüm. Bir daha böyle görmemeyi umuyorum. İyi analiz yapıp hataların üstüne gitmemiz gerekiyor. Skordan dolayı mutluyum ama galibiyetin geliş şeklinden ve oyundan memnun değilim. Oyuncuların kötü günleri olabilir. Bir önceki maçta 120 dakika iyi oynayan bir Martin Linnes vardı. Hem onu hem takımı korumak adına ilk yarıda böyle bir değişiklik yaptım diyor. Yani Rick Herring ilk defa takımı böyle gördüm diyor. Ve bu 15. maçı oldu galiba Galatasaray maçında ya da 14. İlk defa böyle gördüm. Yani esasında herkes aynı fikirde oyun anlamında Galatasaray, teknik adam da, oyuncular da, yöneticiler de. Çok kötü bir futbolu ortaya konduğunun farkında herkes. Son dakika golün getirdiği bir şey ama tabii kazanıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bunu berabere kalırken de aynı demeci verecekti belki. Ama orada bir puan, iki puan eksik konuşacaktı. Tabii. Ama hazırlık maçları ölçülür tabii. Hazırlık maçları herhalde hazırlık maçlarının verdiği ipuçları onu yanılttı. Ama hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü değildir tabii ki. Arayışlarınız vardır, denemeleriniz vardır hazırlık maçlarında. Manchester United maçı ikinci yarısı falan da fena. Ben Süper Kupa'yı bile hazırlık için. İlk maç Avrupa Kupası yoksa ilk resim maçınız lig maçıdır. Yani evet, en önemli maçınız. Beşiktaş maçında da Galatasaray kupayı almasına rağmen hep söylüyoruz bunu. İyi bir futbol ortaya koymadı. Yeter, neredeyse koymadı. Pozisyonsuz bitirdi maçı. Evet. Yani Beşiktaş karşısında. Ya ben Galatasaray 3-4 hafta sonra iyi olacaktır. Bütün i̇yi analiz edeceğiz ama, diyor mesela. Neyi analiz edecek? Neyi oluşturamadığı, orta sahadan mı kaynaklanıyor? Hücumdaki koşu eksikliğinden bence mi atıyorum? Bence Galatasaray hep hocam söylüyorum. Dinamik bir takım değil. Yani dinamik oyuncusu yok Galatasaray'ın. Bir Atiba yok. Beğenmediğimiz, çok eleştirilen, hala yazılıyor, çiziliyor bütün gazeteler. Bir Ozan Tufan gibi şöyle öne doğru topla, rakibin üstüne doğru pres yaparak koşacak böyle bir o dinamizmde deparlı oyuncusu yok Galatasaray'ın. İşte o zaman farklı oyunlar seçersiniz bazen de. Hani tabii ki dinamik oyuncuları ben de çok severim. Patlayıcı gücü olan. Enerji, dinamik, patlayıcı. Ama bazı oyunlarda topa sahip olarak oynarsınız. O oyun kalitesiyle, teknik kalitenizle de oynayabilirsiniz. Bir oyun kurarsınız. Ki ikinci yarıda ama yani top rakibe geçince sorun işte hocam. Topu kim kazanacak?
Dura dura top kazanamıyorlar. Az vereceksiniz ona rakibe. Gerçi evet. Bugün az verdi de. Yani Galatasaraylı futbolcular rica etseler, deseler ki bizim maçlar temassız oynansın. Biz de temas etmeyelim, rakip de temas siz etmesin. De bize etmeyin. Herhalde çok mutlu olurlar Galatasaray. Tabii tabii, o zaman Galatasaray çok daha pozisyon üretir, evet, veya daha az pozisyon üretir. Üstünlüğü evet, ortaya çıkar o zaman tabii. Ama futbol öyle bir oyun değil tabii. Tabii ki. O pasla ilgili de bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? İkinci yarıda Galatasaray topa daha da çok sahip oldu. Daha az pozisyon verdi. Daha fazla çünkü yana. Daha garanti yani orada belki üretken değildi. Öne doğru değildi paslar ama daha çok yana oynayarak topa sahip olmayı en azından başardı. Bunu söyleyebiliriz değil mi? İlk yarıya göre. Tabii artı buna Karabük'ün de çıkamadığı için her topu Galatasaray'a tekrar verişi evet, vardı. Atak devamlılığı sağladı öyle Galatasaray. İlk yarıda Yatabare daha fazla dolaşıyordu. Hı-hı. Kenarlara gidiyordu, top alıyordu. İkinci yarıda özellikle 60. dakikadan sonra Yatabare çok yoruldu. Hiç dolaşmamaya başladı. Ve o top alamadığı zaman Karabük Spor önde top tutamadı ve çıkamadı. Orta sahada büyük top kayıpları yaptılar. Ben Karabük Spor'un bazı yönlerini beğendim ama orta sahayı çok beğendiğimi söyleyemem. Orta sahadaki o servis ve organizasyon için çok beğendim. Bir tane söyleyemem. Pasör bir oyuncu lazım. Evet. Eskiden Sernat vardı ya Karabük'te mesela. Evet. O tip bir usta bir oyuncuya ihtiyaçları var bence. Evet, aslında Karabük Spor'da 4-4-2 oynadı diyebiliriz. Yani Serdar Deliktaş böyle daha yatabağın arkasında tabii, ama forvet özellikleri olan bir oyuncu. Ama 4-2-3-1 tabii evet, ki. Öyle dizdiler ama öyle dizdiler. Özellik olarak forvet. Hatta tabii, tabii. Hatırlayın. Santifor'da oynadı o. Osmanlı Spor formasıyla evet, ilk maçında yine Türk Telekom Arena'da gol atmıştı. Gol atmıştı evet. Gol Ahmet Şahin de vardı değil mi? Ahmet Şahin de vardı. Evet. Kalede. Kalede evet. Peki Levent Nazifoğlu forvette de yetersizliğimizi bu maçta gördük dedi. Orada sayısal olarak mı söylüyor acaba? Bence sayısal hı, olarak söylemiştir. Çünkü 45 dakika Galatasaray 4-4-2 oynadı. Kim oynadı Eren'in yanında? Sinan. Yasin oynadı. Sinan önce. Buruma. Biraz Buruma, biraz da Yasin. Bunların evet, üçü de tam forvet oyuncuları. Yedekte Soret yoktu zaten bir de. Yedekte evet. İsmail Berk. Tabii. Peki Podolski iyileşince ne olacak? Sinan'ın yerine oynayacak. Veya Buruma'yla. Buruma da. Bu söylediğin dinamizm. Veya Buruma'nın yerine. Zaten yok dinamizm. Öyle bir ha, oyuncu tipi yok Galatasaray'da. Ay, yok. Yani daha sonradan enjekte olacak, edemezsiniz bunu oyunculara. Yani evet, Selçuk. Evet, tabii. Selçuk bir bu anda böyle. Bu geliştirebilecek bir şey değil işte. Mesela tabii, pozisyon bilgisi, koşu özelliği varsa hızlı futbolcunun geliştirebilir ama dinamizm katamazsınız tabii oyuncuya ki, yani. Tabii ki. Şu var, nasıl oynar Galatasaray bu oyunu? Bu oyuncularla, Podolski ile. Kenarda kim diyorsunuz? Buruma. Buruma. Snyder. Oyunu öne yığıp orada kısa mesafede oynayacak bu oyuncularla. Zaman zaman geçen sene onu yaptı. Öyle gol sayıları buldu zaten. Yoksa çok dinamik araya kaçan koçlar. Ben öyle hayır, bir oyuncu çıkacağını hızlı, düşünmüyorum. Hızlı değil mi? Tempolu falan. Mümkün değil. Topa sahip olup tempoyu Galatasaray'ın belirlediği, mesafeyi daralttığı, Snyder'le Podolski'yi yönetebilmek için mesafeyi de daralttı. Onları çok koşturmadığı bir oyun yapısı olacak. Ama bunu yapmak için dönen topları alması lazım. Atağı bitirmesi lazım. Stoperlerinde, orta sahada. Diğer bir soru. Diğer bir soru. Pres yapıyor olması lazım. Josue transferi gerçekleşti değil mi? Gerçekleşti. Josue'yi oraya koyuyoruz. Bir nereye? Yere koyun. Nereye şimdi ama? Ben size soruyorum. Bir de üçlünün merkezine. Snyder'i nereye koyuyorsunuz? Sola. Çok kolay bir takım şöyle kimyası çıkmaz mi yani? Evet, evet, ilk Josue transferinde Galatasaray acaba neden aldı? Yani nerede faydalanmayı düşünüyor diye düşündük ama. Bakın Josue ile, yani sözünü kestim. Josue ile Snyder'ı aynı oyuna oynatıp birlikte oynatabilir ve bunu başarırsa çok mesafe kadar Galatasaray üretkenlik anlamında. Ama ben olabileceğini çok zor olduğunu ben düşünüyorum. Ben Snyder'ı alternatif olsun diye aldılar zaten. Alternatifi yok. Snyder'e bir şey olsa, sakatlansa, ceza duruma düşse. Siz peki 15 maç Josue'nin kenarda oturacağını mı düşünüyorsunuz? Şimdi aynı çok şeyi zor, ben de düşündüm. Çünkü bugün Galatasaray'ın yedek kulübesine baktığınız zaman tamam Podolski'nin döndüğünü düşünürsek Podolski 11'de ise Sinan ya da Bruma kenarda. Evet. Bir de santfor olduğunu düşünelim kenarda ama kenarda başka hücum özellikli Yasin, oyuncusu yok. Yasin, Yasin var. Var. Bugün mesela Serdar vardı, Hamit, Donk, Berk İsmail, Sabri ve Yasin. Evet. Bugünkü yedek kulübesi böyleydi Galatasaray. Evet. Yani yedek kulübesi de yetersiz. Josue o anlamda bir şimdi alternatif tabii ki, olabilir. Harika olur kulübeye. Oturtabilirsiniz harika olur. Ama ben hep bunu vurgu yapmaya çalışıyorum. Söylüyorum oynamaya da geliyor oyuncu diyorsun, yönetmek böyle kolay değildir. Josue otur 15'te maç. Snyder belki bir şey olur sakatlanır. İki maç orada oynarsın diye oyuncuyu, bu tip oyuncuyu getirmeniz kolay değil. Bir hatta yıllık, sen sonra katkı dedin. Real Madrid'de bile kolay olmuyor dedin. Gidecek. Evet, James gerçi sonra o iş biraz değişti ama yani. James Rodriguez'le kolay ilgili bir sürü yani, dedikodu var. Yoksa tabii ki o zaman harika. Josue olsun kenarda. Başka kim bir tane daha üst düzey oyuncu olsun. Oyuncu planlamasını çok iyi yapmak lazım. Şimdi bu dediğimi tekzip eden de şöyle bir şey var.
Riekerink yine maçtan önceki o basın toplantısı diyor ki bizim özellikle hücumda yaratıcılığa ihtiyacımız var. Bir de Avrupa var. Kupası da yok Galatasaray'ın. Onda evet. Değil mi? Tabii. Az maç, tabii, az maç önce. Yani Josue transferini anlatırken hücumda yaratıcılığa ihtiyacımız var diyor. Yani demek ki takımın da yani yedek kulübesi değil takımda böyle bir eksiklik hissediyor ve onun tabii o eksikliği gidereceğini düşünüyor bir yandan da. Hani biz Güntekin'le daha çok herhalde kulübeyi güçlendirmek için diye düşünüyoruz ya ama Riekerink de böyle takımın diyor. Takımın derinliğini arttırmak için kadro derinliğini Josue'ya gerekli bir oyuncu. Ama yaratıcılık değil de Galatasaray'ın ihtiyacı, birinci ihtiyacı evet. Yaratıcılıktan ziyade. Buruma var, Snyder var, Podolski var, Yasin var, Sinan Gümüş var. Santrforları saymıyorum, forvet evet, arkası. Anladım. Yaratıcılık sergileyecek çok sayıda oyuncu var. Hatta Selçuk var. Hı-hı. Bir de Josue'yi almışsın. 7 tane oyuncu var. Yani burada bir yaratıcılık sorunundan ziyade top rakibin ayağına geçtiği zaman... Nasıl Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı geçen sene seyrettik, evvelki sene seyrettik. İyi top kullanan güçlü takımlar karşısında. Anderlet bile geldi 21 yaş ortalaması takımıyla. Top göstermedi Galatasaray'a burada. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Arsenal, Dortmund kendiliklerinde beklenenden çok uzaklardı. Geldiler 4 gollü, 5 gollü galibiyetler elde ettiler. Yani iyi top kullanan takımlar karşısında Galatasaray'ın zafiyetleri daha fazla ortaya çıkıyor. Topu iyi kullanan, evet. Deplasmanda maç kazanamadı Galatasaray geçen sene. 8 ay. Şu tanımlamasına ne dersiniz? 3 tip orta saha oyuncusu var diyor Riekerink. Bunu yine maçtan önceki basın toplantısında söyledi. 1 savaşçı, 2 pas dağıtan, 3 sihirbaz. Josue de sihirbaz diyor. İşte yaratıcı diyoruz bize veya evet. Başka da yaratıcı diye tanımlıyor. Abartılı bir tanım olmuyor mu? Sihirbaza yaratıcı diyor. Yaratıcı evet. Sihirbaz. Esasında yaratıcı daha zor bir cümle. Sihirbazda klik vardır. Her şeyin bir gerçeği vardır. Sihirbaz olmayanı yapmaz. Bir kliği vardır. Yaratıcı daha... Güçlü daha bir kelime, bir daha şey. Zor bir üçüne şey. Üçüne birden sahip oyuncular var mesela biliyorsun. Üçüne birden. Üçüne birden. Evet. Hem savaşçı, hem pas dağıtan, hem de sihirbaz veya yaratıcı. Evet bence mesela... Kim üçüne birden? Kroos öyle bir oyuncu. Pogba öyle bir oyuncu. Evet. Oğuzhan ikisine sahip. Hem pas dağıtıyor hem sihirbaz mesela. Evet. Evet, pas dağıtıp sihirbaz olan var canım mı? Evet. Çok fenomenler. Onlar ama zaten... Işte buna savaşçıyı ekleyen çok az var. Ama niye savaşacaksınız bunların ikisini yapıyorsunuz? Başka savaşsın. O da savaşsın hocam. Ha. Yapsın yani. Ha. Olmasın mı? Yapmasın mı? Hadi yapabiliyorsa yapsın. O fizik kalitesi varsa. Ama bak pas. Diğer hem pas dağıtan hem savaşçı mesela bakın, almak istedikleri. Evet, aynen öyle. Yaratıcısınız. Pasörsünüz. Savaş pasası futbolunu gerektirmez size zaten. Ben mesela Mesut Özil'i eleştirmişti Bayern Münih'te şey. O zaman demişti ki mücadele etme. Mesut dans eder. Savaşmaz. Dans eder Mesut Özil tipi oyuncular. Estetiği arayacaksınız. Niye bugün üretemedi diyeceksiniz ama niye bugün savaşmadı, mücadele etmedi demezsiniz. Mücadele etmez, dans eder. Bir reklam arası daha verelim. +90+ devam ediyor. Galatasaray'ın Karabük Spor karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Bu arada Josue'ya yer ararken şu da olabilir mi? Şunu da düşünelim. Çünkü Braga'da nerede oynadı Josue? 4-4-2'nin sağında oynadı. Hatırlayın Fenerbahçe maçlarından da. Çok kenarda oynadı evet. Evet kenarda oynadı. Şimdi Galatasaray ikinci yarıda 4-4-2 oynadı. Acaba böyle bir düşünce de olabilir mi Josue transferinde? Hani aklıma bir soru işareti geldi bununla ilgili. Snyder nerede oynayacak? Yani sorun onu soruyorum. 4-4-2'de değil mi? Snyder'la yani Josue'yi yerleştirmek... Ki? İkinci yarı 45 dakika 4-4-2 oynadı Galatasaray. Onun için oynattık. İlk yarıda hiç ceza sahasına gidemeyince bir şey değiştireyim dedi teknik direktör. 4-4-2'de çok mu gitti ceza sahasına? Galatasaray'ın... Uzun topla işte en azından gitmeye çalıştı. Yani Galatasaray'ın açık oyunda son bulduğu bölümde. İki tane pozisyon hayır, var. Hayır Snyder'le Josue'yi yerleştirmek zor değil. Çıkar Snyder girer Josue'ye o ayrı bir şey. Kulübedeyse tamam sağ, çok doğru transfer oldu kulübedeyse. Josue. Sağ kanat. Braga'nın sağ kanatını oynadı. Solda da Snyder. Sağda Josue. İki de santfor. İyi hücumcu bir takım oldu hocam. Oldu tabii. Ya, hakikaten kolay değil o organizasyonu yapmak. Takım içi organizasyonu. Yani çok doğru oluşturmak lazım. Bence Galatasaray'ın ideal sistemi 4-3-3 olur gibi geliyor bana. Ama iki tane Selçuk Tolga mesela önlerinde Snyder. O şekilde. Öyle bir üçgen. Başka bir defansif orta saha gelecek Galatasaray. Yani diğer defansif orta saha olmazsa da başka biri alınacak herhalde. Yani. Kim evet. O bilmiyorum. Diğer Selçuk mesela veya işte gelecek olan orta saha önlerinde Snyder olacak. Başka bir veya Josue olacak yani Snyder yoksa. Mantıklı izahati bu. Evet. 4-4-2 oynamaz Galatasaray. Nasıl ama Riekerink'in de kafasında vardır. Yani o transferi düşünürken değil mi? O orta kafasında oynattığı oyunda bir yeri vardır Josue'nin eğer sizin dediğiniz gibi bir kulübe zenginliği için almıyorsa ve ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsa Josue'yi onun da yeri vardır. Çünkü
beklediğin gibi çok olumlu açıklamalar da yaptı o transferi. Evet. Belki o konuda istekli. Snyder çünkü yani sistemleri zorlayan tipte bir oyuncu. Snyder'le 4-4-2 oynamak çok gerçekçi değil. Galatasaray'a Snyder geldiğinden beri Fatih Terim, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzoğlu, Riekerink, Mustafa Hoca, herkes, bütün teknik adamlar ki yani bunların çoğu da çok kariyerli, deneyimli, önemli taktisyen teknik adamlar. Hep Snyder'a yer aradılar yani. Bu işin doğrusu da bu. Öyle. Bunu inkar edemeyiz yani. Evet, yani sistemleri zorlayan bir oyuncu derken onu kastediyorum zaten. Evet, evet. Ben biraz daha açtım sadece. Yani Inter ve Hollanda milli takımındaki başarılı olduğu dönemlerdeki oyun sistemlerini baz almak lazım. İkisi de 4-3-3 oynuyordu bence. Inter 4-3-3 oynuyordu Pandev, Eto, Milito'yla. Önde üçlü, arkalarında Snyder, onların arkasında bir ikili vardı. Stankovic, Zanetti. Daha biraz daha 4-2-3-1 gibiydi de değil mi? O Inter. Evet. Şampiyonlar Ligi'ni alan Inter. Yani Pandev, Milito, Eto'yla 4-2-3-1 pek yani adlandıramayacağım. 4-3-3 gibiydi. Evet gibiydi. Yani Eto sağda, Milito ortada, Pandev solda oynuyordu ağırlıklı olarak. Evet. Yani Galatasaray'ın ya bu konu üzerinde çok konuşuyoruz ama en önemli problemi mesela bu maçta 56. dakikada bir pozisyon oldu. Kaleci Ahmet, Karabükspor kalecisi eliyle topu Latovlevici'ye verdi. Uzun bir top gönderdi orta sahaya doğru. Orta sahada Latovlevici topu aldı ve Galatasaray'ın ceza sahasına kadar sürdü topu. O an, hani bir sürü an var da Buruma'nın hani, takip etmediği pozisyon diyorsun değil mi? O an Galatasaray'ın bu defansif zarfiyetini çok net gösteren, top rakipteyken neyi yapamadığını çok net gösteren bir andı. Evet, enteresan pozisyondu hakikaten. Evet. Hani kontra atak olabilir. Kalecinin eline başladığı kontra atakları olur. İşte ama yine bir süreci bekleyelim yani. Tamam, her maçı ayrı ayrı değerlendireceğiz ama işte ilk maçta bu ama en azından bir 3-4 haftalık bir süreçten sonra bir Galatasaray oyunu diye bir şey adlandıracaksak olumlu olumsuz beklemek lazım 3-4 hafta. Yani bir maç değil. Ha, buradan nasıl gider? Değil mi? Bir şeyler, ipuçları görmek istiyorsunuz ve ipuçlarıyla bir yere varmak istiyorsunuz. Hem de bu oyuncu grubuyla o nasıl çözülecek? Ona çok kolay değil. Yani işte Kavanda gelecek, Diarra veya o tip bir oyuncu gelecek. Haftaya kimle oynuyor mesela Galatasaray? Akhisar deplasman. Deplasman sanki zor gibiymiş gibi Galatasaray değil mi? Geçen senin izleri silinir mi bilmiyorum. Kaç maç kazandın? 8 maç. Trabzon'u ve Başakşehir'i yendi. Üst üste 2 deplasman değil mi? Evet. Arkasında bir daha hiç maç kazanamadı. Enteresan tabii. Aylarca. Peki Lines daha ilk yarı bitmeden oyundan alındı. Yani evet, kötü oynadı da neleri olumsuz yaptı, kötü yaptı veya iyi yaptığı bir şey var mıydı, öyle sorayım. Çok kötü bir performans. Evet. İyi yaptığı şey arkaya çok adam kaçırması. Yanlış hamleler. Rakip adına iyi yani tabii. Yanlış hamleler, dediğiniz gibi alanı boşaltma, hücumda o etkinlik yapma. Pas hataları. Dağıldı bir krek oldu. Krek duruma düştü. Çıkardı. Yani burada şunu unutmamak lazım. Galatasaray'ın mesela ilk yarıda verdiği 5 net pozisyon var. Bunlardan ikisi ve üçüncüsü de ikinciden sonra oldu. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı toplarla oldu. Bir tanesi Lines'in Tolga'ya verdiği kötü pas, Tolga'nın topu kontrol edemeyişiyle. İlk pozisyon öyle oldu zaten. İkinci pozisyon Şecun'un bu sefer kaptırdığı bir toplu oldu. Üçüncü pozisyon da o pozisyonun korneriyle oluştu. Evet, ilk yarıdaki pozisyonlar. Evet, ilk yarıda. Evet. Yani mesela ikinci yarıda bu olmadı. En azından Galatasaray çıkarken top kaptırmadı yani. Evet. Şimdi sağ bek mevki sadece savunduğunuz, kalenizi koruduğunuz bir yer değildir. Sağ bek mevki stoperlerden biraz daha farklıdır. Orada bir dripling gerekir, pas kalitesi gerekir, öne destek vermeniz gerekir. Daha komplike bir yerdir. İstekler olarak, mevkinin istekleri böyledir. İşte Lines bunları yapmakta ciddi anlamda zorlandı. Başta savunma olmak üzere oyun kurulumunda da ciddi anlamda zorlandı. Peki bir şey soracağım. Şimdi Lines transfer edildi. Evet. Veysel transfer edilmişti, Salih Dursun transfer edilmişti, Tarık Çamdal transfer edilmişti. Sağ bekte sürekli bir arayış oldu Galatasaray'da. Şimdi de Kavanda geldi. Kavanda farklı tipte bir oyuncu. Daha atlet, fizikli, boylu postlu, güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Şimdi Lines'in Sabri'den ne fazlası var diye ortaya bir soru atayım ben. Yani Lines'i Sabri'nin önüne çıkartan, transfer edilmesini sağlayan faktör neydi? Galatasaray... Sabri'den daha mı ofansiftir? Sağ ayağı Sabri'den daha mı iyidir? Sabri'den daha mı çabuktur? Şimdi bir de eskiyen yüzler vardı. Sabri de ondan kaybetti. Devamlı orada Sabri'yle olması, alternatif isimler talep ettik. Galatasaray kamuoyu talep etti, ona dikkat ederseniz. Sadece oyun talep etmedi. Galatasaray tarafının da taraftarın da talebidir biraz. Öyle yapılmıştır o transferler bence. Zaten... Sabri daha önde oynuyordu orta sahada. İşte ilk önce önde oynadı. Sonra sağ bek alternatif mevki olarak oynadı. Galatasaray yöneticisi bile
Enteresan. Gene Sabri oynadı diyor. Enteresan. Sabri ruhu dedi. Evet. Sabri ruhuyla gene oradaydı diyor. Enteresan olarak nitelendirdi yani. Maçın en çok orta yapan oyuncusu olabilir Sabri yine. Hatta sonradan bence az orta yaptı. Yani Galatasaray'ın bu tip oyunlarda hele 4-4-2'ye döndüğü zaman, son dakikalarda baskı kurmak istediği zaman Sabri en etkili silahlarından biri oluyor. Biraz daha geriden bölgeye yaptı, evet, ortalarla. Belki hepsinde çok isabetli olmuyor ama fena da yapmıyor. Geçen seneyi bile galiba 5 asistle tamamladı Sabri yani. Az değil. Tabii de ama orta gibi, kalitesi kötü değildir, evet, o kadar Sabri. Sabri'nin çok olumsuz performansından dolayı değil, şey, yeni yüzler arayıştan, evet, ve Sabri'ye olan tepkiden dolayı bu transferler yapıldı. Benim anlayabildiğim kadarıyla, evet, Tarık Çamdal da öyle, Veysel de öyle. Süremiz doldu galiba. Süremiz doldu hocam, evet. Metin hocam, Gültekin Onay, teşekkürler. 96'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Avrupa Kupaları da var. Fenerbahçe, Grasshoppers deplasmanına çıkacak rövanşta. Sonrasında lig maçları yine karşınızda olacağız. İyi geceler.